Buyurun. Müdür bey, bunun ne olduğunu sorabilir miyim acaba? Neye benziyor? Maaş bordrosu. O kadarını ben de biliyorum efendim. Ama şurada anlayamadığım bir kesinti var. O mu? Hatırlarsanız geçenlerde kendinizi bu koltuğa zincirlemiştiniz. Ben de mecburen o koltuğu kesmek zorunda kalmıştım. İşte o kesinti yeni koltuğun bedeli. Bu olacak şey değil. Koltuğu kesen sizsiniz. Parasını neden ben ödüyorum? Bak kardeşim, benim sabrımı zorlama. Sen kendini deli gibi o koltuğa zincirlemeseydin, ben de o koltuğu kesmek zorunda kalmazdım. Haksızlık bu. Bunun hesabını soracağım size. Gidin kardeşim, gidin. İşim gücüm var benim. Meşgul etmeyin beni. İstediğiniz yere şikayet edin. Görüşeceğiz efendim. Tövbe tövbe. Çattık belaya. Asıl aklından zoru var diye benim onu şikayet etmem gerekirken adamın yaptığına bak. Bu koltuğu ele geçirmek o kadar kolay değil. Adamı doğduğuna pişman ederim. Hepiniz göreceksiniz. Çocuk, önüne baksana. Burası Dingo'nun ahırı değil, okul. Dingo'nun ahırı ne? Senin gibilerini koydukları bir yer olsa gerek. Sana mı sorduk gıcık? Yani Nana'nın çocuğu mu var? Ya şaka gibi değil mi? Peki şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Çocuğu alıp kocasına geri dönecek tabii ki. Sana ne ya? Sen kendi işine baksana. Ne oldu? Nana'nın gerçek yüzü ortaya çıktı diye bozuldun mu cicim? Hayır cicim. Emre biraz gelir misin? Hadi Figen oyunu oynayalım. Emre sence de bu işte bir gariplik yok mu? He? Nasıl yani? Emre unuttun mu? Nari bez bebek. Bizim yanımıza gelmeden önce oyuncaklar dünyasında yaşıyordu. Evet, ne olmuş yani? Emre ne kadar kalın kafalısın. Nana'nın bir bebeği olamaz ya. O adamla Nana'nın kocası olamaz. Haklısın, kesinlikle bu işte bir yanlışlık var. Keşke Kuline burada olsaydı. O bu işi hemen çözerdim. Aa, keşke başka bir şey dileseymişsin Yağmur. Kuline, Kuline. Bu işe aklım ermedi. Bir gariplik var. Bu kız oyuncak mahallesinde ne zaman çocuk sahibi oldu? Hem oralarda böyle şeyler oluyor mu? Ay, koca da kız. Anneciğim, bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi? Kızım benim. Senden nasıl ayrıldım ben bilmiyorum. İnan bana, bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Üstüme iyilik, sağ ol. Aa. Yavrum. Çocuklar, ne dediğinizin farkında mısınız siz? Böyle bir şeyin olması imkansız. Ama aynen anlattığımız gibi oldu Kulina. Hepimiz çalıştık kaldık vallahi. Kız şu anda evde Nana'nın yanında. Daha da önemlisi, Nana'yı elektrik çarptı. Hafızasını yitirdi. Geçmiş hakkında hiçbir şey hatırlamıyor. Olacak şey değil, neler dönüyor anlamadım. Çocuklar, benim hemen Nana'nın yanına gitmem gerek. Bu işi bir tek sen çözebilirsin Kulina. Umarım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aa, Allah Allah, fesubhanallah. Ben bu kabakları doğramadım mı? Aa, Allah Allah, ne oluyor canım burada? Allah Allah, ne oluyor burada? Kızım, sen hokkabazlık yapıp benimle eğleniyor musun ha? Anlayamadım. Marifetlerin sen kaza geçirdikten sonra yüzüğü üflemeden de meydana çıkıyor demek ki. Bayan, ne dediğinizi hiç anlayamıyorum. Ay, düşünebiliyor musunuz? Nana evliymiş. Üstelik kocaman da bir kızı varmış. Ben
Söylüyordum hep zaten bunun bir numarası var diye. Ay vallahi şaştım da kaldım. Herkesin bir hikayesi var kızım. Bakalım daha neleri çıkacak bu nananın. Ay artık umurumda bile değil, neyi çıkarsa çıksın. Kocası alıp götürecek ya. Dünyalar benim oldu vallahi. Önce sen söyle. Nana evliymiş. Ne? Evet. Ben de çok şaşırdım. Hatta bir de kocaman kızı varmış. Şu anda bizim evde. Senin anlayacağın Nana yakında bizim evden ayrılacak. Aa, ağzım açık kaldı Hakan. Hı. Olacak şey değil bu. İyi ama nasıl olacak? Hepiniz ona çok alışmıştınız. Yapacak bir şey yok. Zaten böyle büyük bir sırrı bizden sakladığı için ona aslında çok kızgınım. Haklısın. Yani pes. Amma da sırlıymış ha. Daha iyi oldu belki de. Ben de iki arada bir derede kalmaktan kurtulacağım böylece. Bu kadar kolay mı? Değil ama ne yapabilirim söyler misin? Neyse. Kapatalım bu konuyu. Karnıma bir ağrı saplanıyor. Karnına mı, kalbine mi? Volkan kapatalım dedim. Sen ne söyleyecektin? Abicim, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Biraz sonra burada bir klip çekilecek. Klip mi? Ne klibi? Albümüme girecek şarkılardan birinin klibi. Volkan sen iyi misin? Ne yapayım Hakan? Buranın bu iş için uygun olmadığını biliyorum ama başka çare yok. Plato falan tutmaya kalksam işin içinden çıkamayacağım. Çok pahalıya gelecek. Burada birkaç saat içinde hallolacak. Tamam. Hadi burada çek. Ama hafta sonu çuvala mı girdi canım? Herkes buradayken olacak şey mi şimdi bu? Abi yönetmenin başka vakti yok. Adam araya sıkıştıracak beni. Peki Merve? Sonra annen de burada. Bir şekilde bir çözüm bulacağım. Onların ruhu duymadan bu işi halletmem gerekiyor. Yan odadalar oğlum, nasıl duymayacaklar? Ya Volkan senin bu müzik aşkın bizim başımıza bela olacak demedi deme. Çok büyük bir çıkış yapacağım, göreceksin. O zaman Merve de annem de, hatta sen de benimle gurur duyacaksınız.